Evet, 50. soruda arkadaşlar bir üçgen verilmiş ve yukarıda bazı bilgiler verildi. İstenilene göre AB'nin kaç olduğu istendiğine göre AB önce X diyeyim. Burada önce üçgenime baktığım zaman arkadaşlar verilen bilgilere göre ben trigonometrik oranlarını yazacağım. Dik üçgende kosinüsünü yazmam gerektiğini düşündüm. Kosinüs 2 alfa eşittir komşum bölü hipotenüs. Bu burada dursun. Birazdan kullanacağım. Şu bilgileri hemen ele alalım. 8 çarpı tanjant alfa demiş. Eşittir 3 çarpı tanjant 2 alfanın açılımını hemen yazalım. 2 tane tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfadan devam edelim. Tanjantları götürün ve işlemini yapalım. Ve içler dışlar çarpımından 1 eksi tanjant kare alfa eşittir 6 bölü 8'den. Yine yan tarafa alalım bu ifadeyi. Tanjant kareyi de diğer tarafa alalım. Buradan gerekli işlemler yaptığınız zaman 1 bölü 4 eşittir tanjant kare alfa gelir ki yani tanjant alfamızın değeri 1 bölü 2 olarak sonuçlandı. Tanjant alfa bize lazım olabilir. O zaman hemen bir tane alfa açısını tanjantına göre ayarlayayım. 1 yazdım, 2 yazdım ve buraya kök 5 yazdım. Şimdi arkadaşlar bu üçgenden yan tarafa geçmiş olayım. Kosinüsü herhangi bir şekilde yazalım. Mesela 2 kos kare alfa eksi 1 eşittir x bölü 30'dur. Oradaki değerleri yerine yazarsam 2 tane kosinüsün karesini aldığınız zaman, kosinüs baktığınız zaman 2 bölü kök 5 olacağından dolayı oraya 2 bölü kök 5'in karesi eksi 1 yazayım. Düzenlemeler yapılınca 4, 2 ile de çarpılınca 8 bölü 5 eksi 1 eşittir x bölü 30 gelecektir. Buradan 3 bölü 8, 3 bölü 5 pardon, şu tarafa alayım hemen. 3 bölü 5 eşittir x bölü 30 gelecektir. Gerekli işlemler yapıldığında x'in 18 olduğunu göreceksiniz. Devam edelim. 51 numaralı soruda açıortaylar verildiğinden dolayı arkadaşlar buradaki ifadede alfa açısının 90 artı a açısı bölü 2 olduğunu eskiden biliyoruz. 90 artı a açısına da 2x dediğimizi düşünürsek alfa açısının arkadaşlar 90 artı x olduğu ortaya çıkar. Şurayı biraz düzelteyim. Güzel yazmış olalım. 90 diyelim. Arkadaşlar şimdi işlemlerimize bakalım. Kotanjant alfa istenen bizden bu. Kotanjant alfa değerini yerine yazıyorum. Alfayı 90 artı x yazmıştım. İkinci bölgeye taşıyacağından dolayı ve kotanjant ikinci bölgede eksi olacağından dolayı eksi isim değiştirerek tanjant x haline gelmiş oluyor. Bizden istenen bu ama bize verilen de şöyle bir bilgi var. Arkadaşlar hemen en basit yöntem üçgen çizerekten bu ifadeyi sizlere anlatabilirim. Tanjant 2x'de şuraya bir x, buraya bir x karşılığında 2x yazdığımızı düşünürsek tanjantını yazıyorum. 3'tür, 4'tür. O zaman arkadaşlar şurası 5'tir. İkizkenar üçgenden dolayı burası da 5'tir. Buradan hemen işlemimi yapabilirim. Sonuç olarak bakıyorum buraya. Eksi tanjant x demiştiniz. Tanjant x'i 3 bölü 9 olarak bulurum. Bir sonraki işlemimize bakalım. Şekildeki karede kosinüs x nedir diye sormuş. Arkadaşlar kare işlemleri bir tane daha şekli çizelim. Daha rahat ederiz. Siz onu düşünmüyor olun. 6, 4, 4. Madem kare şurası 8. Madem kare 2, 8'dir. Şuradaki x'in değerini bulmaya çalışıyoruz. Birkaç tane yöntem var. Kosinüs teoremi kullanılabilir. Fakat biz kosinüs teoremini kullanmak istemiyoruz. Uzun olabileceği için. Ama ben size birinci yöntem olarak o kosinüs teoreminin nasıl kullanıldığını da göstermek istiyorum. Arkadaşlar oradaki şekle dikkat ederseniz 6, 8, 10 şuraya yazmış olalım. 8 ile 4'ün karekökünü 36, 64 ve 16'dan 80 yazalım. Oradan bir çizimi yaptığımız zaman 20 de burası gelecektir. Siz buradan kosinüs teoremi yaparak kosinüs
teoremi, kosinüs teoremi kullanarak bu işlemi halledebilirsiniz. Yalnız burası uzun diye düşünüyorum ve gitmiyorum. İkinci yöntemden hemen devam edelim. İkinci yoldan. Arkadaşlar demiştik ki eğer x'iniz güzel bir üçgen açısı değilse, yani dik üçgen açısı değilse yardımcılarından yararlanarak işlem yapabilirsiniz. Öncelikle x artı alfa artı beta eşittir 90 derece geldiğinden dolayı ve ben x ile ilgilendiğimden dolayı x'i yalnız bırakmaya gidiyorum. 90 eksi bu tarafta alfa artı beta şeklinde yazalım. Şimdi kosinüsünü istiyorsunuz siz bu işlemin. Kosinüsünü alıyorum. Kosinüs 90 eksi alfa artı beta şeklinde yazdığımızı biliyoruz. İsim değişikliği olacak 90'da. Birinci bölge açısı olduğu için bir kere işaretim pozitif olacak. Sinüs alfa artı beta'nın bulunması halinde kosinüs x'in de bulunabileceğini söylüyoruz. Bu açılı bu. Hemen hazırlayalım. Arkadaşlar sin alfa çarpı kosinüs beta artı kosinüs alfa çarpı sinüs beta şeklinde yazabiliriz. Ve yukarıdaki üçgenlerde de biz bu işlemleri şuradan hemen hazırlayayım sizlere. Alfa 8, 6 ve 10. Ondan sonra diğer üçgen, şöyle bir üçgenimiz var. Onu da hemen hazırlayalım şu tarafta. Beta'ya ait 4 var, 8 var ve kök 80 var. Şimdi yerlerini yazıp bırakacağız. Sinüs alfa 6 bölü 10'dur arkadaşlar. Kosinüs beta 8 bölü kök 80'dir. Onları da yazdım. Kosinüs alfa 6 bölü 10'dur. Buraya da yazalım bunun. Altısını koyalım. Çarpı sinüs beta baktığım zaman 4 bölü kök 80'dir. O zaman işlemimizi artık buradan sonra sonuçlandırırsınız. Şimdi yeni bir tane sorumuz. Verilen sayılar bana çok yakın geliyor, benzer geliyor. Mesela 9-12 üçgeni geliyor. Ben 9-12 üçgenini şöyle şekli bir kez daha dışarıya alayım. Daha rahat bunun üzerinde yapayım. 9-12 üçgeni geldiği zaman şöyle bir çizgi çekip 9-12-15 yapasım geldi. Artı 17'yi vermişler, 8 vermişler. Gayet güzel oldu. 8-15-17 üçgeninde 17 hipotenüs olacağı için buranın 90 derece olduğunu anladım. Şimdi alfanın yanına bir de x şöyle koyalım. Ben şekilde bakarsanız alfa açısının 90 artı x olduğunu görmüş olacağım. 90 artı x'i arkadaşlar devam ettireceğim. Nasıl devam ettireyim? Benden kosinüs alfayı istiyorsunuz. O zaman kosinüs alfayı yazıyorum. Kosinüs alfa yerine 90 artı x yazıyorum. Şimdi 90'larda isim değişikliğini yapmak zorundasınız. Bir kere sinüse dönüşmüş olacaksınız. Ama ikinci bölgede olduğunuz için sinüsünüzün eksi olması gerekiyor. Ben sinüs x'i gerekli şekilden baktığım zaman bakın sinüs x şuradan bakılacak. Şuraya bakıp şuraya bölmek zorundasınız. O zaman devam ediyorum. Sinüs x'in buradan 9 bölü 15 olduğunu görürüm. Artık sadeleştirmeler de sizin. Devam edelim. 54 numaralı soruya geldik. 54 numaralı soruda bir üçgen var ama üçgende 30-60 üçgenleri verildiği için ben bir kolay yol daha göreyim. Normalde uzun yöntemle bir anlatayım. Ondan sonra kısa bir yolumuz olacak. Devam edelim. Şimdi verilen üçgenlerde arkadaşlar 60 dereceyi yazdım. Burası şöyle geldiğimizde alfaydı. O zaman burası 30 kalacağı için 30 eksi alfadan devam edebilirim. Bir de kenar uzunluklarını yine yazalım. DB'ye 1 derseniz AD uzunluğunun 3 olduğunu ve 30'un karşısı 3 olursa hipotenüsün 30'un karşısı 4 olursa hipotenüsün 8 olduğunu 60'ın karşısındaki kenarın da 4 kök 3 olduğunu gördüm. Buradan arkadaşlar ben tanjant 30 eksi alfanın açılımını yaparak devam edebilirim. Ama yine uzun olduğunu söylüyoruz. Şimdi ikinci yönteme geçelim. İkinci yol. Arkadaşlar geometri bilgisinden de yararlanarak bu işlemleri şöyle çözeceğiz. Biraz daha büyük çizeyim.
Şurası 60 derece. 60 derece geldiği zaman arkadaşlar yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi dik üçgen yaratmaktır. Şurada bir tane dik üçgen yaratıyorum. Yalnız kenarlarımı şuradaki gibi 1-3 değil de 2'ye 6 vereyim. Şu üçgenin şeylerinde bir yazayım eskilerine. Burası alfa olsun. Arkadaşlar kenarlarını 2'ye 6 verirseniz yani 2 ile çarparsanız buranın da 8 kök 3 olacağını, buranın da 16 olacağını bilmeniz gerekiyor. O zaman 60'ın karşısı, 30'un karşısı uygun bir şekil olmuş oldu. Niye böyle yaptım arkadaşlar? Şuradaki açınızdan 30 dereceden yararlanarak karşıdaki kenarın 30'un karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı, 60'ın karşısındaki kenar bunun da kök 3 katıdır bilgisinden yararlanacağım. Şimdi tamamını 16 vermiştiniz. O zaman burası 15 oldu. Farkındaysanız bir tane dik üçgen yaptık. Alfanın gördüğü yan kenarını 15 verdiniz. Şurayı kök 3 verdiniz. Ondan sonra siz bu üçgende Pisagor yaptığınızda şuranın uzunluğunu 225, 3 daha 228 çıktığını görebilirsiniz. Pisagor'u yanlış yapmadım herhalde. 225 artı 3 daha 228. Arkadaşlar sin alfayı istiyorsunuz benden. Sin alfayı önce bir yazayım. Sin alfa karşı bölü hipotenüsten kök 3 bölü kök 228. Yalnız siz sin alfa değil, sin kare alfayı istediğiniz için şu vatandaşın karesini almam gerekiyor. Yani 3 bölü 228 biraz gıcık bir sayı. 3 ile de sadeleşebiliyor. Artık orası sizin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şekildeki karelerde bir bilgi verilmiş. Karenin üzerinde çalışma yapayım. CE uzunluğu ve BE uzunluğunu vermişler bize. CE uzunluğuna hemen 1 diyeyim. BE uzunluğuna hemen 3 diyeyim. Tabii çizim hatası vardır. Orantısız çizilmişlerdir. Şekildeki karelerden bahsettiğine göre o zaman bunun kenarlarını hep 3-3-3 yazmak zorundayım. Şunun da kenarlarını hep 4-4-4-4 yazmak zorundayım. Burası bu şekilde. Benden istenilen kotanjant AEG açısı, yani şu açının kotanjantını istiyorsunuz ama buraya alfa ve beta dersem daha iyi rahat çözeceğim. Kotanjant alfa artı betayı istiyorsunuz benden. Ama ben kotanjantın açılımından gitmek istemiyorum. Hemen tanjanta o zaman bir geçiş yapalım. Tanjant alfa artı betayı hemen bulmaya çalışalım. Arkadaşlar tanjantın açılımlarını hatırlarsanız tanjant alfa artı tanjant beta ve bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta şeklinde sonuçlanır. Arkadaşlar bundan sonra bu ifadeyi bulabilmek için bana tanjant alfa ve tanjant beta lazım. Şu üçgenlerden bulabilirim. Tanjant alfayı hemen buradan yazayım. 4 bölü 3'tür. Şu üçgenden de tanjant beta yazabilirim. Orayı da yazayım. Tanjant beta böyle yazılmaz. Birazcık daha düzgün yazalım şuraları. Tanjant beta'yı yazalım. O da arkadaşlar baktığım zaman 3 bölü 3'tür. Bu bilgilerin hepsini buradan alıp da şurada kullanırsanız cevabınızı bulursunuz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. 56. soruda şekildeki dikdörtgende. Tamam. Dikdörtgen dediğinden dolayı şuraların 90 derece olduklarını önce bir yazalım. Dikdörtgen ise karşısı 3'tür. Benim bu geometrik şekilde bazı bilgileri bulabilmem için şuralara isim vermem gerekiyor. Önce bu konuda biraz alfa verildiği zaman devam edeyim. Alfanın yanına beta yapışır. Alfa ile betanın toplamı 90 derecedir. O zaman madem 90 derece ise alfanın betanın toplamı, şuranın tamamını arkadaşlar 180 derece diyeceğimizden dolayı, alfa ve betanın toplamı da 90 derece olacağından dolayı şurası kesinlikle 90 derece kalmıştır. Net. O zaman ben bir benzerlik yapacağım ama şurada alfa varsa burası da beta olmak zorunda. İki üçgen arasında benzerlik yaparsanız birinci üçgende alfanın karşısında x vardır.
İkinci üçgende alfanın karşısına baktığın zaman 3 vardır. Birinci üçgende betanın karşısında 3 vardır. İkinci üçgende betanın karşısında 6x vardır. Arkadaşlar bunu siz benzerlikten yararlanarak yaptınız. Ama biz normalde bu birinci yol olsun. Biz normalde trigonometride olduğumuz için normal trigonometriden devam edelim. Mesela birinci üçgende tanjant alfayı yazmaya kalkalım. Tanjant alfa birinci üçgende, bakın şu üçgenden bahsedelim. Birinci üçgen olsun burası. Tanjant x bölü 3 olur. Hemen devamında ikinci üçgende, bakın şu üçgen olsun. Bu sefer de tanjant alfaya baktığın zaman 3 bölü 6 eksi x olur. Farkındaysanız benzerlikle trigonometri aynı sonuçları doğurmuştur. Şimdi buradan içler içler çarpımı yaparaktan 6x eksi x kare eşittir 9'dan. Fazla uzatmayayım. Ben daha önceden çözdüğüm için cevabı biliyorum. X'in 3 olduğunu buradan görebiliriz. O zaman geometri şekli tekrar yapalım. Farkında olmadan başka güzel bir şekilde elde etmiş olduk. Burası üçgen. Buraya da 3 vermiş olduk. Burası da 3 çıktı. Burası da 3 çıktı. Güzel oldu şimdilik. Benden ne istiyorsunuz? Kotanjant alfa istiyorsunuz. Kotanjant alfa 3 bölü 3'ten arkadaşlar 1 çıktı. Çünkü ikizkenar üçgen oldu. Devam edelim. 57 numaralı soru. Yine bir dikdörtgenden bahsetmiş. Yine aralarda bazı ifadeler verilmiş. Önce şu ifadeleri bir düzgün haliyle şeklimizin üzerine koyalım. Hatta şeklimizi bir kez daha çizelim. Şeklimizi yormayalım. Evet, bu böyle şekilde şöyle bir şekilimiz var. Buraya 1, 1, 1. Arkadaşlar AAA dememiz lazım ama sonuçta tanjant, kotanjant, sinüs, kosinüs bir oran olduğu için birimler götürecektir. Şimdi sevgili arkadaşlar, buraya 1 dediniz, buraya 1 dediniz, buraya da 1 dediniz. O zaman AD uzunluğunun 3 olduğunu görmeniz lazım. AD uzunluğu 3 ise karşıdaki de 3'tür. Çizim hatalarına bakaraktan beni eleştirmemenizi istirham ediyorum. Bir dengesiz çizim var burada. Evet, x'i bulmak istiyorum. X düzgün bir üçgen açısı değildir. Dolayısıyla benim yardımcı elemanlar almam gerekiyor. Öyle yardımcılar kullanmam gerekiyor ki kullandığım yardımcılar bir dik üçgen açısı olmalı. Yani x'in yakınlarında bir dik üçgen açıları bulmam lazım. Genellikle iki iç açı bir dış açı hikayesinden giderler. Yani x'ler eşittir alfa artı beta'dır. Ondan sonra sizden istenilen tanjant x olduğu için o zaman tanjant x eşittir tanjant alfa artı beta'dır. Tanjant artı alfa artı beta'nın açılımını da biz tekrar yazalım. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta şeklindedir. O zaman sonuçlanması için bizim tanjant alfa ve tanjant betaları bulmamız lazım. Sevgili arkadaşlar, üçgenlerinize bakarsanız alfanın bulunduğu üçgene baktığınız zaman alfanın gördüğü karşıda 3 var, komşusunda 2 var. Diğerine baktığınız zaman devam ediyorum. Bu sefer de beta'yı size çizeceğim. Beta'nın karşısında gördüğü 3 var, komşusunda bu sefer 2 var. Sizler buradan tanjant alfayı istiyorsunuz. Yazalım. Tanjant alfanın cevabını 3 bölü 2 olarak bulurum ben buradan birinci üçgenden. Tanjant beta'nın cevabını da ikinci üçgenden baktığınız zaman 3 bölü 2 olarak bulursunuz. İkisi de 3 bölü 2 çıktı baktığım zaman. Evet, 3 bölü 2, 3 bölü 2 çıktı. Bunların hepsini şuradan yerine yazdığınız zaman işlem tamamdır. Yanlış bir durum olmasın. Tanjant alfa 3 bölü 2, tanjant beta 3 bölü 2. Evet, cevabımız doğru. Gelelim. Böyle bir soru var. Yandaki karede diyor. Tamam, tüm kenarlar eşittir. O zaman ben hemen bilgileri yerleştireyim. AF'ye 1, FB'ye 2 ama 1'e 2 değil de 2'ye 4 şeklinde yazarsan niye yazdığımı söyleyeceğim şimdi. AF'ye 2 yazdım, FB'ye 4. Doğru. Buraya 4 yazmış olacağım. Pardon, 4 yazmamış olacağım. 6 yazmış olacağım. Hemen oraları düzeltelim. Burası 6 olmuş oldu. Şurası da 6 olmuş oldu. Arkadaşlar, burası da 6 olduğu için 3, 3 diye bölmem gerekiyor.
Yine farkındaysanız sevgili arkadaşlar, bu alfa güzel bir üçgen açısı değil. Gene yardımcı elemanlar kullanarak ben bir şeyler yapmam lazım. Hemen o zaman şekil üzerinde başlıyorum. Arkadaşlar, yardımcı elemanlar M ve N olsun bu sefer de. M ve N olsun. Şurayı şuradan bir silelim. Evet, orası gitsin. Şimdi alfayı hemen yazmaya çalışıyorum. Alfa eşittir bir dış açı, kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamı. Tamam, siz tanjantını istiyorsunuz. O zaman tanjant M artı N'i bulmak zorundayım. Arkadaşlarım, tanjant M artı N'in açılımlarını daha önceden defalarca yazmıştık. Bir kez daha yazalım. O zaman yazıyorum. Tanjant M artı tanjant N bölü 1 eksi tanjant M çarpı tanjant N şeklinde sonuçlandı. Şimdi biz bu ifadede tanjant M'i ve tanjant N'i bulmam lazım. M'in olduğu üçgeni şurada çiziyorum arkadaşlar. Şurasına M demiştiniz. Karşıda 3'ü görüyorum. Komşum da 6'dır. O zaman buradan hemen ben tanjant M'in cevabını bulabilirim. 1 bölü 2 diye. Devam ediyorum. N'in bulunduğu üçgen dik üçgen değil gibi gözüküyor. Ancak N'deki görüntüyü de şöyle görürseniz arkadaşlar, o karşı tarafta 6'nın olduğunu, komşusunda 2'nin olduğunu. Burada eğer içeride olmuş olsaydım tanjant N'e yazarken 6 bölü 2'den 3 yazacaktım. Ama şimdi dış açı olduğum için, yani geniş açı olduğu için onun tanjantının eksi 3 olacağını söylemek zorundayız. O zaman cevaplamaya devam edelim. Tanjant M 1 bölü 2 artı eksi 3 oldu. Bölü 1 eksi 1 bölü 2 ve eksi 3 oldu. Üzgünüm, bu sorunun cevabını siz devam edeceksiniz. Evet, geldik yeni bir yamuk sorumuza. Yamuk dik yamuk olarak gözüküyor. Önce dik yamuğu bir çalışmam gerekiyor şu şekilde. Geometride hep bunu tavsiye ederiz. Yamuklar geldiği zaman, özellikle ikizkenar yamuk ve dik yamuklarda lütfen dik indirerek şu işlemlerinizi bir yapın. 2, 2, 2'dir. O zaman burası kalmıştır 3, şurası da 2'dir. Belki lazım olur. Kök 13 olmak zorunda. Tamam. Bu çalışmamız devam etti. Şimdi alfa güzel bir üçgen açısı olmadığı için ben alfanın yardımcılarına bakıyorum. Beta olarak devam edeyim. Şimdi kotanjant, o açının kotanjantını, yani şuraya alfa artı beta demiş oldum. Kotanjant alfa artı betayı yazayım önce. Hatta kotanjant değil, niye kotanjanta gidelim? Tanjanttan devam edersek olayı daha rahat çözeriz. Tanjanttan kotanjanta atlarız. Tanjant alfa artı betanın açılımını tekrar yazıyorum. Yazarken devam ediyorum. Tanjant alfa diyorsunuz artı tanjant beta diyorsunuz bölü 1 eksi tanjant alfa ve tanjant beta diyorsunuz. Bunları hemen yazmış olayım. Tanjant alfa artı betayı şekilden bakarsanız arkadaşlar 2 bölü 3 olarak sonuçlanacaktır. Devam edelim. Burada da değerlerimizi yazalım. Tanjant alfa bizim bilmediğimiz bir sonuç. Buraya tanjant alfa diyeyim. Tanjant betayı sizlere şuradan bir kez daha göstermek istiyorum. Yeni bir şekil çizeyim size. Beta açısının bulunduğu şekli bir görürseniz, betanın karşısındakinin 2 olduğunu, betanın komşusundakinin 5 olduğunu görürseniz, o zaman buradan tanjant betanın da 2 bölü 5 olduğunu görmüş olacaksınız. O zaman aşağısı 1 eksi tekrar tanjant alfa çarpı 2 bölü 5 şeklinde sonuçlanır. Arkadaşlar, sizler benden bu işlemi yaptığınız zaman zaten buradan tanjant alfayı bir şekilde bulacaksınız, o dursun. Sizler benden kotanjant alfayı istemişsiniz. Kotanjant alfanın da 1 bölü tanjant alfa olduğunu söyleyeyim. Gerisi sizin arkadaşlar. Evet, 60 numaralı soru. Gene bir dik yamuk sorusu. Bu dik yamukta gene alfa açısı güzel bir açı olarak verilmemiş. Ben alfadan rahatsız oluyorum.
Eğer alfadan çözüm yapamıyorsanız yakınlarından devam etmeniz lazım. Yine M ve N diyeyim. O zaman benim burada bir bilgi var, onu yazmam lazım. M artı N artı alfanın 180 derece olduğunu söyledik. Ben alfa ile ilgilendiğim için o zaman 180 eksi M artı N şeklini bir götüreyim. Ve buradan tanjant alfayı hemen yazalım. Her iki tarafın tanjantını alırsanız arkadaşlarım 180 ve M artı N şeklinde sonuçlanmış olacak. 180 derecede isim değişikliği yok ama ikinci bölgeden kaynaklanan eksi tanjant M artı N var. O zaman ben açılımını hemen yapalım derim. Yazıyorum. Tanjant M artı tanjant N bölü 1 eksi, aynısını tekrar yazdım. O kadar fazla tanjant açılımı kullandık ki artık bunu da ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi şekilden yerine koyacağım değerlerimi. Önce şekle geleyim. Tanjant M'in yukarıdaki değeri 4 bölü 3'tür. Aşağıda da tanjant N'in değeri 9 bölü 6'dır. Bu sorularımızı, bu değerlerimizi sorularımızın olduğu yere bir monte edelim. 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 9 bölü 16. Üzgünüm, burası tekrar sizin olsun. Evet, devam ediyoruz. 61 numaralı hemen soruya geldik. Şimdi genellikle sorular size verildiği zaman, baktığınız zaman şunu yapmanız gerekiyor. Sinüs kosinüse dönüştürme yaparsanız çok rahat edersiniz. Hemen devam edelim. 1 artı sin 20 bölü kos 20 ve sin 40 bölü kos 40 şeklinde yazdım. Yine olduğumuz yerde devam edelim. Payda eşitlendiği zaman arkadaşlar kosinüs 40 çarpı kosinüs 20 artı sinüs 40 çarpı sinüs 20. Şurayı devam ettirelim. Burası en büyük çizgi. Onu unutmayalım. Bölü aşağısında kos 20 ve kos 40 şeklinde kalacaktır. Şimdi payda eşitlemesi derken şundan bahsediyorum. Bunun altında 1 vardı. Siz getirdiniz kos 20 çarpı kos 40'ı yazdınız buraya. Getirdiniz şunun altına da 1 yazdınız. Dolayısıyla bu özellik ortaya çıkmış oldu. Arkadaşlar şimdi şurada bir kos kos sin sin hikayesi olduğundan dolayı bu bir kosinüsün açılımıdır. Kosinüsün yalnız, şuradan devam edeceğim. Şöyle gelelim. Kosinüsün yalnız aradaki toplamdan dolayı farklarından bahsediyor. Yani kosinüs 40 eksi 20'den bahsediyor. O zaman burası tabii ki şöyle yapmam gerekiyor. Orayı bir atlayayım. Arkadaşlar en yukarıda bir tane birimiz vardı. Onu unutmayalım. Aşağısı kosinüs 40 eksi 20'nin açılımı bölü. Kos 20 çarpı kos 40 var burada. Kos 20 çarpı kos 40'ı da yazalım. Ters çevirip çarptığınız zaman cevabımız kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 bölü. Aşağısı da tekrar kosinüs 20 kalmıştı. Şimdi büyük bir zevkle şunları hemen götürelim ve sonuç olaraktan kosinüs 40'ımızı bulalım. Evet. 62. soru sonuncu sorudur arkadaşlar. Güzel bir sorudur. Şimdi ben soruda 2 alfa görüyorum. Ondan sonra burada da alfa görüyorum. Bu şu anlama geliyor. Yarım açıyla alakalı bir durum var. 2 alfayı bulmam gerekiyor. Ben müsaade ederseniz birazcık bu soruyu şu yan tarafta göstereyim. Soruyu fazla hırpalamadan soruyu şurada çizmek istiyorum bir kez daha. Benim derdim bir alfa daha bulmak. Biz genelde geometride şunu söyleriz. Alfaya bir alfa daha çizerseniz siz 2 alfayı bulmuş olursunuz. Burası H oldu, burası C'ydi, burası B'ydi unutmayalım.
AH uzunluğunu size, şu uzunluğu size, şuraya ben X diyeyim. Şu uzunluğu da size vermişler. 4 tane sinüs 2 alfa. Şimdi ben soruya baktığım zaman şunu görebiliyorum arkadaşlar. Demek ki ben sinüs yazmam gerekiyor. Çünkü benden o isteniyor. Hemen yan tarafta sinüsümüze devam edelim. Sinüs 2 alfayı yazmaya kalkarsanız, karşı dediğimiz 4 sinüs 2 alfa ve hipotenüs dediğimiz x olur. Burada gerekli işlemleri yapar, götürmeleri hallederseniz x'in 4 olduğunu göreceksiniz. Bundan sonrası geometride güzel bir yere geldik. Arkadaşlarım dikkat ederseniz buradan aşağı doğru inmişim. Önce size şu açılardan dolayı, şunlardan dolayı buranın da x olacağını ve ikizkenar olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi buraya da hemen bir isim verirsek, şeklimizde yukarıda A var, aşağıda B var, burada C var. Ben sadece E'li olanını çiziyorum. AH uzunluğunu yazmadım. Farkındaysanız buraya x dediniz, buraya da x dediniz. Bizler buna süper üçlü adını veriyoruz. Süper üçlü denilen şey tepede 90 derece olunca bu üç tanesi birbirine eşittir. Siz x'leri 4 bulmuştunuz. Ancak benim aradığım 2x'tir, 8'dir ve BC uzunluğu odur. İyi günler arkadaşlar.